Arkadaşlar merhabalar bu videomla birlikte sıfır geometri kampının 16. hafta videolarına başlıyoruz. Evet bu hafta dairede alan konusunu işleyeceğiz. Toplamda 3 video olacak. İlk videomuzda ne yapacağız? Sayfa numarası 190'ın sağ tarafından başlıyoruz. Dairenin alanı başlığıyla başlıyoruz. Sonra 191 ve 192 işleyeceğiz. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Dairenin alanı konusunu yapabilmemiz için öncelikli olarak şunu söyleyeyim. Çemberde uzunluk konusunu iyi bir şekilde bilmeniz lazım. Ve önceki konuları üçgen ve dörtgenleri de iyi bir şekilde bilmeniz lazım. Çünkü bu konunun içerisinde üçgen ve dörtgenle de ilgili alan konularıyla da karşılaşıyoruz. O merkezli ve R yarıçaplı dairenin alanı nedir? Pi R karedir arkadaşlar. Pi R kare formülüyle bulunur. E, tanımına bakacak olursak dairenin alanı neymiş? Pi R kare. E sen dairenin alanını bulabilmen için öncelikli olarak neyi bulman lazım? R'yi bulman lazım. O yüzden çemberde uzunluk bilgisi burada şart. E o çemberde uzunlukla R'yi bulacaksın. Hani en etkili silahımız yarı çaptı. Sonra anahtar kelimelerimiz vardı. Merkez T'ye çektik. Merkez kiriş çektik. Sonra dik üçgen oluşturarak uzunluğu buluyorduk. Ya da yarı çap uzunluğunu buluyorduk değil mi? Yarı çap uzunluğunu uzunluk bilgileriyle ya da üçgen bilgileriyle bulacaksın. Ondan sonra dairenin alanı. Alan kısmı çok basit. Pi re kare deyip olayı bitireceksin. Zaten dairede alanla ilgili kısım ya bir satırda ya da iki satırda bitiyor arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Eski konuların birleşimini buraya koyup çok da rahat bir şekilde yapacağız. Peki şunu da söylemeden geçmeyelim. Dairenin alanı pi re kare. Bu bir yarım daire. Yarım dairenin alanı olacaktır. Pi r kare bölü 2'ye eşit olacaktır. Bu da nedir arkadaşlar? Bunu da öğrenmiştik. Şu 90 bu da çeyrek daire. Çeyrek dairenin alanı olacaktır? Pi re kare bölü 4 olacaktır. E biz bunu çoğaltabiliriz. Onu nasıl çoğaltabiliriz? Daire diliminin alanı deyip çoğaltabiliyoruz. Bir de daire diliminin alanı arkadaşlar. O merkez R yarıçap, çap bu alfada merkez açıysa eğer şuradaki boyalı bölgeye daire dilimi diyoruz. Yani merkezden geldiğin zaman bir dilim oluşturabiliyoruz arkadaşlar. Boyalı bölge daire dilimidir. Daire dilimin da normalde dairenin alanı nedir? Pi re kare. E alfa dereceliğinin alfa bölü 360'tır. Çünkü niye? Normalde 360 derecede tam dairenin alanı 360 derecede değil mi? Pi r kare ise alfa derecelikte de ne kadardır dersin? İşler dişler yaparsın. Doğru orantıdan pi r kare alfa bölü 360'ı bulursun. Ama bu aklımızda zaten kolay bir şekilde kalıyor. kalsın da çünkü biz bunu çok kullanıyoruz gerçekten. Dairenin alanı pi r kare alfa derecelik dilimin da alfa bölü 360 eşittir. Bir de şundan bahsedeyim. Daire diliminin alanı. Bakın daire diliminin alanı zaten gerçekten ama gerçekten çok önemli. O yüzden saçma sapan bir alan gördüğümüz zaman daire dilimi oluşturmayı ihmal etmeyeceğiz. Mesela şöyle bir parça gördün. Bu parçayı bulmak için daire dilimi oluşturacaksın böyle. Daire dilimi oluşturmak gerçekten ama gerçekten çok önemli. Bir de daire diliminin alanını bulunurken şurası yay uzunluğuna x diyecek olursak eğer yani e, ACB yayının uzunluğu ACB yayının uzunluğuna x dersek aynı zamanda daire dilimin alanı hani üçgenin alanı taban çarpı yükseklik bölü diye ya e, yay uzunluğu çarpı r bölü 2'dir. Yani x çarpı r bölü 2 şeklinde de bulunuyor. Yani daire dilimin alanı merkez açı belli ise pi r kare alfa bölü 360'dan bulunuyor. Ya da yay uzunluğu belli ise x çarpı r bölü 2'den bulunuyor. Bu da önemli. ÖSYM bazen bununla alakalı güzel şeyler soruyor. Buna da lütfen ama lütfen dikkat edin. E hocam yay uzunluğu belli ise Yarı çapta belliyse x çarpı r bölü 2 aklınıza gelmezse şu şekilde de yapabilirsiniz tabii ki. Yay uzunluğu belliyse hani 2 pi r alfa bölü 360'dan e, eşittir yay uzunluğu dersiniz. Ondan sonra buradan alfayı bulursunuz. Sonra pi r kare alfa bölü 360'dan da sonuca ulaşabilirsiniz zaten. O şekilde de yapabilirsiniz. Sıkıntı yok. Ama bence e, hem pi r kare alfa bölü 360 hem de x çarpı r bölü 2 bilmenizde fayda var. Bazen bununla ilgili gerçekten güzel sorular soruyor. ÖSYM. Halkanın alanı. E çok basit. Halka dediğimiz şey aynı merkezli iki daire çizildiğinde iki dairenin arasında kalan bölgeye biz halka diyoruz. E bu halka bu halkanın alanını bulurken ne yapacağız? Bütünsel düşüneceksiniz. İki daire alanda bütünsel düşünce çok önemli. Biraz sonra şu anlatım bitince bütünsellikle de alakalı küçük şeyler göstereceğim size. Şimdi burada bu alanı bulurken ne yapacağız arkadaşlar? Bu R büyük çemberin yarıçapı R, küçük çemberin yarıçapı da küçük R ise eğer Hocam büyük alandan şu beyaz alanı çıkartacağım. Beyaz alan hikayesi de çok önemli. Taralı alanı bulurken beyaz alanı çıkartmayı çok kullanıyoruz. Yani bütünsel. Bütünsel düşüneceğiz. Bir büyük alandan küçük alanı çıkartacağız. Hadi çıkartalım bakalım. Pi r kare eksi büyük alan. Tabi büyük r. Küçük pi r kare eşit olacaktır alan. E buradan pi parantezini alınca neye eşit oluyor? R kare eksi r kare eşit oluyor. Pi, pi çarpı r kare eksi r kare. Yani daire halkasının alanı ne oldu? pi parantezinde r kare eksi r kareye eşit oldu. Ama bence bunu ezberleme. Sen zaten büyüğün alanından küçüğün alanı çıkartarak yani bütünsel düşünerek buradaki sonuca ulaşırsın. Bununla ilgili bir şey geldiği zaman sakın ezberleme. Bir de daire halkasının alanı şöyle küçük çembere teğet bir doğru olduğunda şu x x x x'tir gerçekten de x x'tir. Niye? Çünkü bu küçük çembere teğet ya burada merkez var teğet var çek dik yapsan. Bu da büyük çemberde kiriş olduğu için merkez kiriş çektik oldu. Kirişi iki eş parçaya böler. O yüzden bunlar böyle iki eş parçaya bölündü. XX oldu. Bu şekilde olduğu zaman da halkanın alanı pi x karedir. Ama bence yine ezberlemeyin. Çünkü niye? Biz ne yapacağız? Halkanın alanını bulurken büyüğün alanından küçüğün alanını çıkartacağız. E burada merkezde y çektik yaptın. E bir de büyük çemberin yarıçapı da büyük r. E dik üçgen oluşturmak her zaman yaptığımız şey zaten. E burası da r sen buraya bakacak olursan r kare eşittir. R kare artı x kare. E buradan x kare neye eşit oldu? R kare eksi r kare eşit oldu. Şimdi halkanın alanına bakacak olursan halkanın alanı büyükün alanından küçükün alanı çıkaracaksın ya. Pi r kare bak şuradaki gibi ezbere de yazmıyorum. Eksi pi r kare dersin. Pi parantezinde r kare eksi r kare olur. A r kare eksi r kare x kare eşit değil miydi? Bunun yerine x kare yazdığın zaman da bak pi x kare dersin ve sonuca ulaşırsın. Yani halkanın alanında da böyle bir ezbere yapayım. Çünkü böyle karıştırılabiliyor. Niye? Şöyle bir soru geliyor mesela. Adam diyor ki şuraya 16 diyor. Bak sonra şu halkanın alanını soruyor bize. Şu halkanın alanını soruyor. Şurası 16 iken sen diyorsun ki a pi x kareydi. Pi çarpı 16'nın karesi diyorsun. Ama değil. 16 iken bunlar 8 8 oluyor ya. Pi çarpı 8'in karesi olacaktır burası. Yani 64 pi olacaktır. Hocam pi yerine 3 yazalım mı? Hayır. Onu ortaokulda yazıyorduk. Pi 3 alınız demediği sürece pi yerine de 3 yazmayacaksınız. Gençler anlaşıldı mı? Ya da işte ben burada direkt formülü kullandım ama pi x kare diye. Formülle yapanlar için yanlış yapabilme ihtimaliniz var. O yüzden bunu bu şekilde düşünmeyin. İspat yöntemiyle yaparsanız açınızdan daha sağlıklı olur. Lütfen dediğimi dikkate alın. Şimdi arkadaşlar size birkaç bilgi daha vereyim. Birkaç bilgi değil de. Ben şimdi lisedeyken yaşamıştım yani. Şöyle bir şey yaşamıştım. Ee, böyle sorulara bakıyorum. Ulan öyle bir soru geliyor ki. Şöyle bir soru mesela. Bak şimdi. Şöyle bir soru geliyor. Bu sorular büyük ihtimalle kitabın içinde de vardır da. Ben burada paylaşayım sizinle. Konuyu anlatırken paylaşım. Adam şunu çiziyor. Ondan sonra şu aradaki bölgenin alanı nedir diye soruluyor. Tamam mı? Kare, bu bir kare olsun. Karenin bir kenarında 4 veriyor. Ya soruya bakıyordum ben. Bak. Ulan ben bunu nasıl bulacağım? Bunun formülü neydi falan filan diye düşünüyorum böyle. Sakın. Öyle bir şey düşünmeyin arkadaşlar. Öyle her gördüğünüz soru tipine ait formül yok. Zaten olsa bile ben onu tavsiye etmiyorum. Niye? Çünkü hep böyle bir şeylerden çıkarmanızı istiyorum. Ya bir her soru tipiyle ilgili formül yazılabileceğini ben size hep söyledim. Ama tanımı iyice öğren. Tanımı iyice öğrendikten sonra mantığını da öğrendik, öğrenirsin zaten. Mantığını da öğrendikten sonra her böyle soru tipini çok rahat bir şekilde yapabilirsin. Yani her soru tipini formülleştirmek bizim için sıkıntı, senin için çok büyük sıkıntı. Anlık iyiymiş gibi olabilir. Ha formülden çıkıyor, formülden çıkıyor. Ama iki ay sonra formülü unutacaksın. Sınavda aklına gelmedi. Ne yapacaksın? İşte. Burada arkadaşlar ne yapacaksınız? Bu konuda bütünsellik çok önemli arkadaşlar. Bir de şunu söyleyeyim. Ee, soruya baktığınızda cevap anahtarında garip garip çıklar görebilirsiniz. Vay efendim 16 pi eksi 9 kök 3 bölü 4. Ulan cevaba bakıyorum böyle şıklar var. Şıklara baktıktan sonra ben bunu bulabilecek şekilde kapasiteli bir öğrenci değilim derdim soruyu atlardım. Sakın korkmayın o sorular bütünsellikten çıkıyor büyük ihtimalle. Belli bir bütünden belli bir parçaya çıkartacaksınız ve genelde iki satırla çıkıyor. Bir ya da iki satırla daire alan kısmı çıkıyor arkadaşlar. Bu dediğimi sakın unutmayın. Mesela aynı şekilde şöyle bir soru da gelebilir. Bak şöyle bir soru da gelebilir. Şu 90 derece ve şuradaki kalan soruluyor mesela bize. Neredeki alan? Şuradaki kalan sorusun. Bu taralı alan nedir diye sorusun mesela. Hatta burası 4 olsun, burası da 9 olsun. İşte bu sorulardan korkmayın arkadaşlar. Çok rahat bir şekilde çıkacak. Nasıl mı çıkacak? Çemberin merkezi de burasıysa. Bütünsel düşüneceksin. Bütünsel. Yani beyaz alan burada çok önemli arkadaşlar. Bütün parça ilişkisi çok önemli. Sen böyle bir şey gördüğün zaman bütünden yani tüm alandan neyi çıkartacaksın? Beyaz alanı çıkartacaksın. Yani burada Karenin alanından neyi çıkartacaksın? Dairenin alanı çıkartacaksın. Tek satırda bitiyor ondan sonra. E karenin alanı nedir? Dördün karesi. Eksi dairenin alanı nedir? E hocam merkez varsa teğet varsa çektik. Merkez varsa teğet varsa çektik. R, R, A, R de ne, ne oldu? 2 oldu. Pi 2'nin karesi diyeceksin. 16 eksi 4 pi'yi bak tek satırda bulacaksın. İşte bu. Bu kadar kolay çıkıyor arkadaşım. Bununla ilgili formül yok. Bütünsellik çok önemli. Yani beyaz alan çok önemli. Mesela burada tüm alandan yani sen üçgenin alanından neyi çıkartacaksın? Bu beyaz alanı çıkartacaksın. Beyaz alan dediğimiz neresi arkadaşlar? Beyaz alan dediğimiz çeyrek daire. 90 derece ya 90'lık dilim çeyrek dairedir. Bu beyaz alan bu. E hocam ne lazım? Yarıçap lazım. Merkez varsa teğet varsa çektik. Eski bilgilerle onu bulacaksın. R kare bak dikten dik çizildi. Öklit bağıntısı var. R kare eşittir 4 çarpı 9 dersin. 36. R'yi de böylelikle 6 bulursun. E üçgenin alanı Hocam taban kaç? 13 çarpı yükseklik 6 bölü 2 eksi çeyrek dairede pi 6'nın karesi bölü 4. Bitti. 39 eksi 9 pi'yi Bakın tek iki satırda buluyorsunuz arkadaşlar. Şuraya bir satır böyle da bir satır kabul edeceksek. Daire dağılan o yüzden çok kolay ama bütünseli düşüneceksin. Daire dağılan pi re kare şeklinde bulunur. Yarım dairenin alanı pi re kare bölü 2 çeyrek dairenin alanı pi re kare bölü 4. Bir de daire diliminin alanı bizim için çok önemli. Daire diliminin alanında pi r kare alfa bölü 360. Yani daire diliminin alanını bulurken de kendine iki soru soruyorsun. Bir yarıçap, çap, iki merkez açı. Ha yay uzunluğu verilmişse de x çarpı e bölü 2 şeklinde bulunduğunu bil. Ve çemberde uzunluğu da hakim sen. Eski konuları da biliyorsan az biraz bu konuyu çok rahat bir şekilde yapacaksın. Hadi bakalım şimdi sorulara başlayalım. Evet örnek 1 en kolay soruyla başlıyoruz. Yarı çapı 6 olan dairenin alanı pi r kare olduğundan pi 6'nın karesidir. O da nedir? 36 pi'dir. Cevap 36 pi örnek 1'de. Geldik örnek 2'ye. Çevresi 10 pi olan dairenin alanı kaçtır? Evet çevresi 10 pi ise 2 pi r eşittir 10 pi ise çevre 2 pi idi. Buradan pi'ler gitti. 2 r eşittir 10'dan r'yi kaç buluruz? 5 buluruz. Dairenin alanı soruluyor bize pi 5'in karesi olacağından dolayı cevap 25 pi olur arkadaşlar. ikinci soru. Geldik 3'e. Evet çemberin merkezi o. O a'yı da 4 vermiş. Yani yarı çapı 4 vermiş. Dairenin alanı nedir diye soruluyor. Pi r kare yani 16 pi olarak buluruz. Cevap 16 pi oldu. Üçüncü soruda. Geldik 4'e. Dördüncü soruda da Yarım dairenin alanı arkadaşlar pi r kare bölü 2 değil midir yarım dairenin alanı yarı çap araya diyecek olursak. 18 pi verilmiş pi'ler nanay. Ee, r kare bölü 2 18 ise r kare eşittir 36 yapar. R'yi de kaç buluruz? 6 olarak buluruz. R 6 ise çemberin çevresi yarım çemberin çevresi bak yay uzunluğu sorulmuyor dikkat. Yay uzunluğu sorulsa eyvallah 2 pi r bölü 2 deriz. Ama artı bir de ne var arkadaşlar? Bir de şurası var. Yarım dairenin, yarım çemberin çevresi isteniyor. E, yarım çemberin yay uzunluğu istenseydi 2 pi r bölü 2 derdik. Hatta şuraya yazayım. 2 pi r bölü 2. Artı bir de ne olacak arkadaşlar? 2 r'ye eşit olacak. Çemberin çevresinde o da var. Yani bu da ne yaptı arkadaşlar? E, 2 pi r bölü 2 artı 2 r. Artı 2 çarpı r. R dediğimiz kaçtı? R'yi 6 bulduk 6'dan. Bu 6 pi artı 12 şeklinde bulundu. Yani örnek 4'ü 6 pi artı 12 bulduk. Ve geldik örnek 5'e. O çemberin merkezi AB'de 3 kökü olarak verilmiş. Hemen yazdık. Dairenin alanı nedir diye soruluyor. Arkadaşlar yarı çapı bulmamız gerekiyor daire alanı soruluyorsa. E hocam bu da yarıçap, bu da yarı çap. E burası 90 derece verilmiş. İkiz kenar dik üçgen. Yani ikiz kenar dik üçgende dik kenardan hipotenüse geçiş kök kattı. Hipotenüsten dik kenara geçişte kök bölünmüş hali olacak. Dolayısıyla burası kaç oldu? 3 oldu. O zaman dairenin alanı ne olacaktır? Pi R kare yani 9 Pi'ye eşit olacaktır. Örnek 5'i 9 Pi bulduk. Geldik örnek 6'ya. Şimdi burada 30 derece verilmiş ve 8 verilmiş. Dairenin alanı nedir diye soruluyor. Bak dairenin alanı nedir? Dairenin alanı Pi R kareye eşittir. E ben yarıçap bulmak zorundayım. 30 derece verilmiş. Bu 30'sa gördüğü yay nedir? 60'tır. Hocam bana yarıçap lazım. O zaman çemberin merkezini şöyle göstermemişim ama burada bir yerde olduğunu şey yapayım. En etkili silahımız nedir? Yarı çap lazım dediysek o zaman etki silahımızı kullanacağız. Nedir? Yarı çap. Al sana yarı çap. Çember üzerindeki noktaları çiziyorduk. Al sana yarı çap. Hatta şuraya da çizebiliriz ama 30'u böldüğümüz için çizmeyelim. E bu da yarı çap, bu da yarı çap. E hocam bu da R, bu da R. A bu da 60 ise merkez açıdan dolayı burası da 60 oldu. Ve burada ne çıktı arkadaşlar? Dikkat bir eşkenar üçgen çıktı. Çünkü tepe açısı kaç derece olan? 60 derece olan bir ikizkenar üçgen var. E 180'den 60 çıkart. 122'ye böl. 60-60 yapar bu açılar. Yani eşkenar üçgen oldu. R dediğimiz böylelikle 8 oldu. O zaman dairenin alanı pi r kareydi. Yani pi çarpı 8'in karesi olduğundan cevabı böylelikle 64 pi olarak buluruz. Yani 6. soruyu 64 pi bulduk. Geldik 7. soruya. Heh, bütünsel. Bütünsel. Sen ne yapacaksın bu alanı bulurken arkadaşlar? Bununla ilgili bir formül formül yok. Bütünsel düşüneceksin. Tüm alandan yani bütün alandan beyaz alanı çıkartacaksın. E bu arada çemberde uzunluk bilgisinde kullanacaksın. Çemberler birbirine değdiği zaman merkezleri birleştir yapıyorduk. Merkezleri birleştirdiğinde atıyorum merkez burasıysa tam değme noktasına kadar götürüyorduk değil mi? Bak yarı çapta çizmiş olduk. Büyüğün yarıçapı 4. 4. Küçüğün yarıçapı da R ise A. Bunun tamamı da 4 olduğundan dolayı şunun tamamı da büyük çemberin yarıçapı değil mi? Evet. Yani burası 4. O zaman R'yi kaç bulduk arkadaşlar? 2 bulduk. Boyalı bölgenin alanı Yarım dairenin alanından neyi çıkartacağız? Beyaz alan hikayesi çok önemliydi. Beyaz alanı çıkartacaksın. Yarım dairenin alanı pi r kare bölü 2 eksi. Beyaz alanda yarı 2 olan daire pi r kare eşittir. 16 pi bölü 2'den 8 pi eksi. E, pi 2'nin karesi de 4 pi. 8 pi'den 4 pi çıkınca da ne kaldı kardeşim? 4 pi kaldı. 7. soruyu böylelikle 4 pi bulduk. Geldik. 8. soruya. Evet. Boyalı bölgenin alanı nedir diye soruluyor arkadaşlar. O1 A'yı kaç vermiş? 5 vermiş. O2 B'yi de kaç vermiş? 1 vermiş. E, tüm alandan beyaz alanı çıkartacağız. Yani pi 5'in karesinden pi 1'in karesini çıkartacağız. 25 pi eksi pi yaptı. Pi çarp 1. Bu da kaça eşit oldu? 24 pi'ye eşit oldu. Beyaz alan hikayesi. Bütünsellik gerçekten önemli. Şu mesela yine aynısı. Beyaz alan hikayesi. Hocam büyük alandan şu alanı çıkartacağız. Yarıçap lazım. Büyük alanın e, büyük dairenin yarı belli. Merkezleri şu, şuraya kadar gelmiş. Zaten tam değme noktasına gitmişse merkezden geçiyor diyemez miyiz? Çünkü merkezleri birleştiren doğru parçası değme noktasına kadar gidiyordu. O zaman bu dairenin de yarıçapı kaç oldu? 3 oldu. E o zaman tüm alandan büyük alan pi r kareden neyi çıkartacağım? Küçük dairenin alanı çıkartacağım. Pi 3'ün karesini çıkartacağım. 36 pi eksi pi, 36 pi eksi kaç yapıyor? 9 pi'ye eşit oluyor. Bu da kaç yapıyor o zaman arkadaşlar? 25 yok 27 pi mi yapıyor? Evet 27 pi yapıyor arkadaşım. Evet dolayısıyla örnek 9'u böylelikle ne bulduk? 27 pi bulduk. Tüm alandan neyi çıkarttık? Şuradaki yarı çapı 3 olan dairenin alanı çıkarttık. Bu kadar basit. Bütünsellik arkadaşım. Gerçekten ama gerçekten çok önemli. Evet geldik örnek 10'a. Burada da boyalı bölgenin alanı isteniyor. OA'yı kaç vermiş? 3 vermiş. OB'yi kaç vermiş? OB'yi de 5 vermiş. Boyalı bölgenin alanı. Yine tüm alandan halkanın alanı soruluyor bu sefer. Tüm alandan neyi çıkartacağız? Buraya çıkartacağız. Halkanın alanında da bütünsellik olduğunu söylemiştik zaten. Yani pi 5'in karesi eksi pi 3'ün karesi diyeceğiz. O zaman 25 pi eksi 9 pi olduğundan bu da kaç çıkıyor arkadaşlar? 16 pi çıkıyor. O zaman örnek onu böylelikle 16 pi bulduk. Geldik örnek 11'e. Evet konuyu anlatırken ki anlattığım sorunun aynısı diyebiliriz. Sadece sayı değişik. Evet bütünsel düşünüyoruz. Belli bir bütünden en büyük yani bütün o dediğimizde kare. Kareden beyaz alanı çıkartacağım. Karenin alanından dairenin alanı çıkartırsam olay biter. Dairenin alanı bulmak için yarıçap bulmam lazım. Merkez var, teğet var, çektik. Merkez var, teğet var, çektik. Deyince arkadaşlar E hocam şu da yarı çap, bu da yarı çap. Yarı çap kaç çıktı o zaman? 3 çıktı. Çünkü şuraya kadar kısım 2R olduğundan 2R 6 ise R 7 3 bulduk. E karenin alanı nedir arkadaşlar? Karenin alanı 6'nın karesidir. Eksi dairenin alanı nedir? Beyaz alan yani dairenin alanı. Pi 3'ün karesidir. O da 36 eksi 9 pi çıktı. Bakın gördüğünüz üzere bu şekildeki sorular gerçekten çok basit. Bir satırda ya da iki satırda çıktığını söylemiştim. Bak bir satırda çıkıyor. Yani en fazla iki satır işlem yapacaksınız. Dairenin alanı gerçekten çok basit. Yani şu an bir tekrar yapıyoruz bu konuda. Başka da bir şey yok. Sadece dairenin alanının formülünü yani pi r kareyi bir de pi r kare alfa bir 360'ı bilince çoğu soruyu çok rahat bir şekilde bulabiliyoruz. Evet örnek 11'i 36 eksi 9 pi bulduk. Geldik örnek 12. Yine bütünsel tüm alandan yani büyük yarım daireden beyaz alanları çıkartacağız. Evet. Ne diyelim ne diyelim burada? Tüm alandan, tüm alandan beyaz alanları çıkartacağız. Beyaz alanlar. Evet, beyaz alan hikayesi çok önemli. E hocam tüm alanda büyük dairenin yarıçapı lazım bize. Tüm çapı 6 olduğu için yarıçapı kaç oldu? O zaman 3. Tüm alan pi r kare. Pi 3'ün karesi değil. Dikkat. Yarım daire olduğu için pi 3'ün karesi bölü 2 eksi. Şu beyaz alan nedir arkadaşlar? Yarıçap 1 olan bir daire. Bu da yarıçap 2 olan bir daire. Pi 1'in karesi bölü 2'yi çıkartacağım eksi bu yarım dairede de pardon şu yarım dairede de pi 2'nin karesi bölü 2 yaptı. O zaman yukarısı 9 pi yaptı. Bölü 2 sadeleştirme hiç yapmayayım. Şurası eksi pi yaptı. Burası da eksi 4 pi yaptı. Bir de bölü 2'si mi var? Evet. Buradan da ne geldi? 9 pi eksi 5 pi 4 pi. 4 pi'ye bölü 2 yaptı. O da neye eşit oldu arkadaşlar? 2 pi'ye eşit oldu. Bu tür sorularda genelde böyle şey işlem yaparken Böyle bölü 2'yi unutuyoruz. Ama yarım daireye dikkatli olmanızı da tavsiye ediyoruz. Örnek 12'ye 2P'yi bulduk. Geldik örnek 13'e. Bak yine aynısı. Şimdi AB yarım çemberin çapı. Yarım çemberin çapı burasıysa çapı gören çevre açı 90 derece değil midir kardeşim burada? Hemen şunu eski konulardan şöyle bir yapıştıralım. AC'yi kaç vermiş? 2. CB'yi kaç vermiş? CB'yi de 2 köküç vermiş. A hocam Pisagor bağıntısından yarı çap bulabilirim. Bu arada bu dairenin bu taralı alanın Taralı alanı nasıl bulacağız? Taralı alan yazayım. Taralı alanı bulurken yarım daireden yani yine bütünsel tüm alandan tüm alan dediğimiz yarım daire yarım daireden beyaz alanı çıkartacağız. Beyaz alanda nedir? Üçgenin alanıdır arkadaşlar. Hadi bakalım çıkartalım. Öncelikle Pisagor bağıntısından burayı bulabilirim. Ama burada 2 iken 2 köküç olmuş kısa Pisagor. 30'dan 60'a geçiş köküç katı değil midir? Evet o zaman 30'ın karşısı 2 ise 90'ın karşısı 4'tür. O zaman yarı çap kaç oldu arkadaşım? 2 oldu. Şimdi yarım dairenin alanını bulabilirim ben. Pi r kare bölü 2. Eksi üçgenin alanında dik kenarlar çarpımının yarısı değil midir? 2 çarpı 2 kök 3 bölü 2'dir. Yani 4 pi bölü 2'den burası 2 pi yaptı. Eksi bu ikiler sadeleşince de burası da ne yaptı arkadaşlar? 2 kök 3 yaptı. Evet cevabı böylelikle 2 pi eksi 2 kök 3 şeklinde bulduk. Gördüğünüz üzere gençler gerçekten hep aynı şeyi söylüyorum ama her videoda da aynı şeyi söyleyeceğim bu hafta bu şekilde bütünsel düşüneceksin. Bütünsel düşüneceksin. Tüm alandan beyaz alanı çıkartacaksın. Öncelikle yarışı da bulacaksın. Olay bitiyor. Bu kadar basit. Arkadaşlar böylelikle şu kısmı yani ilk üç sayfayı hallettik. Sonraki 3 sayfada bir sonraki videoda halledelim isterseniz. Bunu 3 sayfa 3 sayfa böldüm. O zaman 16. haftanın ikinci videosunda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.